çiftli pirinci öğrendikten sonra şimdi de sizinle çiftli pirinç tekniğini öğrenelim. Çiftli pirinç tekniği iki sırada bir düz ve ters ilmeklerin yer değiştirmesiyle oluşur. Yani birinci ve ikinci sırada bir düz, bir ters, bir düz, bir ters örüyoruz. Üçüncü ve dördüncü sıraya geldiğimizde düzlerin üzerine ters, terslerin üzerine düz örüyoruz. Tekli pirinçte her sırada yaptığımız değişikliği çiftli pirinçte iki sırada bir uyguluyoruz. Birlikte çiftli pirinç tekniğini uygulamaya ne dersiniz? Şişimizi ve ipliğimizi elimize alalım, hemen uygulamaya başlayalım. Bu teknikle de kazakların etek kısımlarını, kol ağızlarını, yakalarını, robalarını çok rahatlıkla örebilirsiniz. Çok şık duracağından da emin olabilirsiniz. Evet, kenar ilmeğimizi aldık. Bir düz ilmek attık. Ters ilmeğin üzerine düz yaptık. Düz ilmeğin üzerine ters yaptık. Tıpkı tekli pirinçte yaptığımız gibi. Bu sırayı tekli pirinci öğrendiğimiz için biraz hızlıca geçiyorum. Tersin üzerine düz yapıyorum. Düzün üzerine ters yapıyorum. Arka sıraya geldiğimde ilmekleri gördüğüm şekliyle öreceğim. Yani örgü dilinde ona düzün üzerine düz, tersin üzerine ters örme denilir. İlmekleri gördüğümüz gibi örmek işlemi, ilmekleri nasıl görüyorsak, düz ilmek görüyorsak düz örüyoruz, ters ilmek görüyorsak ters örüyoruz. Birinci sırayı bitiriyoruz ve hemen arka sırayı gösteriyoruz. Bakın, örgünün arka sırasında düz ilmek gördüğümü, kenar ilmeğimi tabii yine örmeden alıyorum. Burada bir ters ilmek görüyorum. Ters örüyorum. İlmekleri gördüğüm gibi öreceğim ya, hemen yanındaki ilmeğe bakıyorum, düz ilmek. Düz örüyorum. Yanındaki ters ilmek, ters örüyorum. Bakın, düz örüyorum. İsterseniz biraz daha ayrıntılı ve yavaş gösterebiliriz. Ters ilmeği öğrendiğimiz şekliyle ördük. Düz ilmeği gördüğümüz yerde hemen bir düz ilmek örüyoruz. Ve bu sırayı da seri bir şekilde bitirmeye çalışalım. Ne kadar çok tekrar edersek o kadar pratiklik kazanırız. Bunu hiçbir zaman unutmayalım hanımlar. Örgüde tekrar tekrar denemek bize hız kazandırır, pratiklik kazandırır. Bakınız, iki sırada düzleri düz, tersleri ters bir şekilde ördüm. Şimdi diğer sırada pirinç tekniğinin özelliği olan değiştirme işlemini yapacağım. Burada gördüğünüz gibi iki sıra düz, iki sıra ters var. Şimdi tam tersi işlem yapıp ters ilmeklerin üzerine düz, düz ilmeklerin üzerine ters öreceğim. Bakın, düzün üzerine ters yaptım. İpliğimi çevirdim. İki tane ters ilmeğin üzerine düz ilmek örüyorum. İpliğimi kendime çeviriyorum. İki düz ilmeğin üzerine ters örgü yapıyorum. Hanımlar, bu şekilde iki sırada bir ilmeklerin yerini değiştirerek çiftli pirinci sağlıklı bir şekilde elde edebilirsiniz. Bu örnekle istediğiniz kadar güzel ürünler örebileceksiniz.